NTV Haber Merkezi'nden iyi sabahlar sayın seyirciler. Saatlerimiz 6'ı gösteriyor. Bu sabah da 3 saat boyunca dünü ve bugünü özetleyeceğiz. Güne başlarken haber özetleriyle başlıyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine yönelik istifa çağrıları ile ilgili ilk kez konuştu. Dün akşam Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda konuşan Özel, Ahmet'in Mehmet'in lafıyla istifa etmeyeceğini söyledi. Özel, her türlü siyasi akımdan uzağım. Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız dedi. Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Başörtülü milletvekiline Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de başörtülü milletvekillerini saygıyla karşılayacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Gül başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin olumlu katkısı olduğunu söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kadın milletvekillerini genel merkeze çağırdı. Konuyla ilgili görüşlerini dinledi. Toplantıda aşırı tepkiler verilmemesi gerektiği belirtilirken CHP'nin kapalı grup toplantısının iptal edilmesi de gündeme geldi. Konu bugün yapılacak İç Tüzük Komisyonu toplantısında da değerlendirilecek. Asya ve Avrupa kıtalarını denizin altından demir yoluyla birleştiren Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nda tarihi bir törenle açıldı. Devletin zirvesi de törendeydi. Törene Japonya ve Romanya başbakanları da katıldı. Liderlerin konuşmasının ardından Marmaray ilk seferini yaptı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ricası üzerine Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Marmaray'ın 15 gün ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Marmaray bugünden itibaren vatandaşın kullanımında olacak. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Victor Ponta sahil güvenlik botuna binerek gösterileri birlikte izledi. Kentin farklı noktalarında da fener alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı. Sinop'a Türkiye ve Japonya işbirliğiyle bir nükleer santral yapılacak. İki ülke arasında anlaşma imzalandı. Başbakan Erdoğan, milyonda bir bile olsa tehlike var. Tedbirler alınıyor ama araçlar kaza yapıyor diye bilmeyecek miyiz dedi. Ve CHP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığı için adı geçen Mustafa Sarıgül, Kasım ayı içerisinde bütün İstanbullular bekledikleri müjdeli haberi alacaklar diye konuştu. Ömerli Baraj Göleti'nde pazar günü bindikleri kayığın devrilmesi sonucu kaybolan iki kişiden haber yok. Çalışmalarda bugün dördüncü gün. Haber özetlerini aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Dün akşam Çankaya Köşkü'nde Cumhuriyet'in ilanının 90. yıl dönümü nedeniyle resepsiyon düzenlendi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel resepsiyonda Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine yönelik istifa çağrıları ile ilgili ilk kez konuştu. Ahmet'in Mehmet'in lafıyla istifa etmeyeceğini söyleyen Özel, beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız dedi. Orgeneral Necdet Özel, Genelkurmay Başkanı ve eşi. Beni hedef tahtasına oturtursanız bir süre sonra beni de bulamazsınız. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Yargıtay'ın balyoz kararlarının ardından kendisine yönelik eleştirilere bu sözlerle yanıt verdi. Mecliste başörtülü milletvekili tartışması Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet resepsiyonuna da taşındı. Başörtülü milletvekili Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten destek geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli de başörtülü milletvekillerini saygıyla karşılayacaklarını söyledi. Bahçeli'nin bu konuda CHP'ye de bir çağrısı vardı. Genel yayın yönetmeni. Devletin zirvesinden mecliste başörtülü milletvekiline destek geldi. Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Cumhuriyet resepsiyonunda konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, meclis iş tüzüğünün bu konuda bir engel oluşturmadığını söyledi. Konup siyasetin bileceği bir iş dedi. Cumhurbaşkanı Gül, başörtüsüne yönelik anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı olduğunu söyledi. Türkiye laikliği bazen farklı anlıyordu. İnsanların inandığı gibi yaşamaları, giyinmeleri, kuşanmalarından korkulurdu. Bunların nelere mal olduğunu hepimiz biliriz. Gördüğünüz gibi bu korkulara hiç gerek yokmuş. Üniversiteler, eğitim, bütün bu sıkıntılar bu konu bir tabu olarak görülürdü. CHP'nin de bu eski anlayışın değişmesinde müspet anlamda katkısı olduğunu görmek gerekir. Konuya ilişkin bir değerlendirme de Meclis Başkanı Cemil Çiçek'ten geldi.
Ben toplumun bu olgunluğu çoktan göstermiş olduğunu düşünüyorum. Siyaset de bu işin gerisinde kalmamalı. Türle katılacak milletvekillerini saygıyla karşılayacaklarını söyledi. MHP lideri başörtüsü konusunda ana muhalefet partisine çağrıda bulundu. CHP'nin anlayışlı olmasında fayda var dedi. CHP mecliste başörtülü milletvekili konusunu tartışıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partisinin kadın milletvekillerini genel merkeze çağırdı. Konuyla ilgili görüşlerini dinledi. Toplantıda aşırı tepkiler verilmemesi gerektiği belirtilirken CHP'nin kapalı grup toplantısının iptal edilmesi de gündeme geldi. Başörtülü olarak gelmeye hazırlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt, Kaçar başörtüsü kararının gerekçelerini anlattı. Kaçar başörtüsü taktığı için mecliste tepki görmeyeceği görüşünde. Kesinlikle böyle devam edeceğim. Oraya gidip o atmosferi soluyup da tekrar gelip açmak çok zor. Meclise başörtülü olarak gelmeye hazırlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar, başörtüsü kararının gerekçelerini anlattı. Daha önceki halimi hatırlamıyorum bile. Öyle bir şey ki orada bizi tekrar formatlıyorlar. Yani resetlendik geldik. Yani hiçbir şey hatırlamıyorum geçmişe dair. Şu anda mesela bazen ay saçım mı gözüküyor diye elim kafama gidiyor. Ya eskiden hepsi açıktı düşününce ama orayı hatırlamıyorsun. Orasını silmişsin artık, bitmiş. Kaçar, CHP'den başörtülü vekile karşı yükselen seslere rağmen genel kurulda sorun yaşanmayacağı görüşünde. Ben bu süreçte öyle bir şey olacağına inanmıyorum. Yani bir ters bir şey yapacaklarına inanmıyorum ama herkes her düşüncesinde özgürdür. Yani kimi insan bunu tenkit edebilir, benim başımı kapatmam. Kimi insan da çok mutlu olabilir. Hoşgörüyle karşılamamız gerek hepimiz birbirimizi. Cumhuriyet'in 90. yılında çok önemli bir projenin açılışı vardı. Hayali 153 yıl önce başlayan, yapımı 9 yıl süren Marmaray dün ilk seferini yaptı. Hayırlı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul bu açılışı tam 9 yıl bekledi. Marmaray, Cumhuriyet Bayramı'nın 90. yıl dönümünde açıldı. Marmaray sadece iki kıtayı birbirine kavuşturmakla kalmıyor. Marmaray, 150 yıl öncenin hayallerini gerçekle buluşturuyor. Bizi sevsin ya da sevmesin, bizi oy versin ya da vermesin, İstanbul ve Türkiye'deki her bir kardeşim gönül rahatlığı içinde bu büyük yatırımla gurur duysun. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin dile getirdiği Tokyo, Pekin, İstanbul ve Londra'yı birbirine bağlayacak hızlı tren hattını yorumladı. İnşallah Tokyo, Pekin, Londra, Üsküdar. Olur mu? Olur. Marmaray, Pekin'den, Tokyo'dan, Londra'ya kadar inşallah tüm dostlarımızın, tüm kardeşlerimizin projesidir. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül projeyi mühendislik harikası olarak nitelendirdi. Pekin ile Londra'nın arasını bağlayan bir tünel olmuş oldu bu. Bu kadar büyük bir proje. Meclis Başkanı Cemil Çiçek de açılışta konuştu. İki yakası bir araya gelemeyen bir Türkiye'den, iki kıtanın yakasını bir araya getiren bir güne, bir mutluluğa ulaştıysak gerçekten Cenab-ı Hakk'a çok şükretmeliyiz. Proje yürüten Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Marmaray'ın dönüm noktası olduğunu söyledi. Artık İstanbul, Marmaray'dan önce, Marmaray'dan sonra diye anılmaya başlıyor. Marmaray, bu mekanı ayrılık çeşmesi olmaktan çıkarıp vuslat çeşmesine dönüştürecek. Açılışa Japonya Başbakanı ve Romanya Başbakanı'nın yanı sıra 8 ülkeden bakanlar katıldı. Törenin ardından Marmaray ilk seferine çıktı. Marmaray'ın ilk seferine liderler çıktı. Başbakanın da vatandaşlara bir jesti vardı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Batman oldu. Marmaray'dan ilk tren 20 dakikada geçti. Yanı başında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin zirvesi ve törenin yabancı konukları vardı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Marmaray'ın ilk seferinden önce düzenlenen törende de sıcak görüntüler yansıdı kameraya. Her zaman başbakan pazarlık yapardı, bu kez cumhurbaşkanı yaptı. Herhalde bir iyilik düşünüyorsunuzdur. Önce tabii ki Sayın Başbakan'a sormam lazım. Sayın Bakanım da bunu tabii hemen notunu alsın. Bir 15 gün burayı ücretsiz yapalım. Törenden akıllarda kalan bir başka anda Japonya Başbakanı'nın açılış töreni sırasında duaya eşlik etmesiydi. Her türlü musibetten, her türlü felaketten daha sonra trene geçildi. Vatman koltuğuna Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yerleşti. Marmaray harekete geçtikten sonra Yeni Kapı'da heyecanlı bekleyiş başladı. Ancak trenin Yeni Kapı'ya ulaşması biraz gecikmeli oldu. Çünkü tüp geçidin yerleştirildiği en derin noktada Marmaray durdu ve kapıları açıldı. Liderler tünelin duvarına hatıra plaketi çaktı. Marmaray, liderlerle çıktığı ilk yolculuğunu 20 dakikada tamamladı. Evet, Marmaray dün açıldı ancak vatandaşlara sefer yoktu. Yine de merak edenler Marmaray'a gelerek ilk denemelerini yaptı. Asıl seferler bugün başlıyor. Marmaray'da toplam 5 istasyon var. 3'ü Avrupa'da, 2'si Asya'da. Biz şu anda Üsküdar istasyondayız ve yerin yaklaşık 40 metre altına iniyoruz. Asrın projesini merak ettik, duvardan atladık, indik buraya. Üsküdar'dan yola çıkıyoruz. İstikametimiz Yeni Kapı. Şimdi süre tutacağım. Bakalım kaç dakikada Üsküdar'dan Yeni Kapı'ya gideceğiz. Üsküdar'dan hareket ettik. Şu anda İstanbul Boğazı'nın altındayız. Asya'dan Avrupa'ya geçiyoruz. Denizin 62 metre altındayız. Efendim nasıl bir şey? Fark edilmiyor. Gayet hızlı, güzel, heyecanlı. Ama fark edilmiyor. Siz? Yani denizin altından geçtiğimizi hissettirmeyecek derecede rahat ve konforlu. Yeni Kapı istasyonunda indik. Yolculuğumuz yaklaşık 8 dakika sürdü. Boğaz'ın 62 metre altından ilerledik. Şimdi Yeni Kapı'da indik. Tren de şu anda Kazlıçeşme'ye doğru, yani son durağa doğru gidiyor. Marmaray'ın açılışı dış basında da geniş yer buldu. Gelen yorumlar 150 yıllık hayalin gerçekleştiği yönünde. İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi, dün açılışı yapılan Marmaray için dünyanın iki kıtayı birleştiren ilk denizaltı tüneli yorumunu yaptı. AFP haber ajansı, Osmanlı Sultanı Abdülmecid'in 150 yıllık rüyasının gerçekleştiği yorumunda bulundu. Alman Der Tagesspiegel gazetesi ise Marmaray projesini rakamlarla anlattı. CNN International da projeyi modern İpek yolu olarak tanımladı. Amerikan Wall Street Journal, Cumhuriyet'in 90. yılına Marmaray'ın damga vurduğunu yazdı. Gazete, Marmaray'ın hükümetin 10 yılı aşkın süredir gösterdiği ekonomik başarısını özetleyen bir proje olduğunu belirtti. Washington Post gazetesi ise 150 yıllık hayalin gerçeğe dönüştüğü vurgusunu yaptı. Reuters haber ajansı da Marmaray sayesinde İstanbul'un trafik probleminin %20 oranında azalacağına işaret etti. El Arabiya kanalı da Sultan Abdülmecid'in su altından geçecek bir tünel çizdiğini ve bu planın gerçekleştiğini aktardı. Cumhuriyet Bayramı Türkiye'nin her köşesinde coşkuyla kutlandı. İstanbul Boğazı'nda dün akşam ışık ve havai fişek gösterileri yapıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ve Romanya Başbakanı Viktor Ponta sahil güvenlik botuna binerek gösterileri birlikte izledi. Kentin farklı noktalarında da fener alayları düzenlendi. Ankara ve İzmir'de de benzer görüntüler vardı. İstanbul Boğazı'nda 29 Ekim şöleni vardı. Boğaz havai fişek, ışık ve lazer gösterileriyle aydınlandı. İstanbul Boğazı'nda sadece görsel şovlar yoktu. Işık ve havai fişek gösterilerine Fahir Atakoğlu'nun besteleri de eşlik etti.
Kutlamaların en coşkulu olduğu noktalardan biri de Kadıköy'dü. Bağdat Caddesi'ndeki yürüyüş Suadiye'den başladı, Göztepe'de sona erdi. Ayrıca pek çok farklı yerde Fener Alayı düzenlendi. Ankara'da Sakarya Caddesi'nden 1. Meclis'in bulunduğu noktaya meşaleli yürüyüş gerçekleşti. İzmir ve Bursa'da da binlerce kişi 29 Ekim'i birlikte kutladı. Fener alayları düzenlendi. Lazer ve barkovizyon gösterileri yapıldı. Başkent'te Cumhuriyet Bayramı'nda ilk resmi tören Anıtkabir'deydi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Çankaya Köşkü'nde tebrikleri kabul etti. AKM'deki törenleri ilk kez Başbakan Erdoğan ve Eşi Emine Erdoğan da izledi. Muhalefet ve iktidar arasında esen rüzgarlar soğuktu. Başkent Ankara'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ilk durağı Anıtkabir'di. Önderliğinizde Kurtuluş Destanı'nı yazan milletimiz, Türkiye'yi masır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarma hedefi doğrultusunda sarsılmaz bir irade ve kararlılıkla ilerlemektedir. Anıtkabir'deki törenin ardından devlet erkanı Çankaya Köşkü'ne çıktı. Tören öncesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Genelkurmay Başkanı Necdet Özel bir süre sohbet etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Kılıçdaroğlu selamlaşmadı. Tebrik töreninin ardından Gül basın mensuplarının bayramını, haberciler de Gül'ün doğum gününü kutladı. Doğum gününüz kutlu olsun efendim bu arada. Resepsiyon sonrasında bir kutlama yapmayı düşünüyor musunuz? Doğum kutlamasını hep beraber yapıyoruz işte aynı zamanda. Ne yapayım? Yaş günümü saklayamıyorum biliyorsunuz. Elimde değil. Sağ olun. Başkentteki kutlamaların son adresi Atatürk Kültür Merkezi'ydi. Başbakanın eşi Emine Erdoğan da ilk kez hipodromdaydı. Başbakan ve CHP lideri AKM'deki törende de selamlaşmadı. Protokol locasının neşeli isimleri ise bakanlar Zafer Çağlayan, Mehmet Şimşek ve Muammer Güler'di. Çağlayan Şimşek'e, Şimşek de Güler'e çiçek verdi. Törenler resmi geçit, F-16'lar ve helikopterlerin gösteri uçuşuyla son buldu. İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının iki merkezi vardı. Vatan Caddesi ile Bağdat Caddesi. Katıldı. Törenlerin Anadolu yakasındaki adresi ise Kadıköy. Bağdat Caddesi geçit töreni sırasında karnaval alanına döndü. Geçit törenine askerler, öğrenciler ve Kadıköy Gönülleri üyesi binlerce vatandaş katıldı. Klasik otomobiller ve motosikletlerin korteji de büyük beğeni topladı. Bağdat Caddesi'ndeki etkinlikler arasında dikkat çeken bir diğer nokta ise Cumhuriyet Ağacı oldu. Kırmızı kurdelelerle süslenen ağaca 90 Türk aydınından alınan Cumhuriyet Bayramı mesajları asıldı. Boğaz'da da Cumhuriyet Bayramı hareketliliği vardı. Şişli Belediyesi'nin organize ettiği kutlamaya 30 tekne katıldı. Bayraklarla süslenen tekneler Boğaz'da Cumhuriyet Korteji oluşturdu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle İstanbul Beyoğlu'nda çeşitli noktalarda toplanan gruplar Taksim'e yürümek istedi. Zaman zaman grupla polis arasında arbede çıktı. Ve şimdi de yurttan kutlamalar geliyor ekranlarınıza. İzmirliler Cumhuriyet Meydanı'na sabah saatlerinden itibaren akın etti. 5.990 kişi görev aldı. 9.000 metrekarelik alanda oluşturulan portreyi görmek isteyenler 2 kilometrelik kortej oluşturdu. Kartonlar aşağıya, kartonlar aşağıya arkadaşlar. Alternatif bayram kutlamaları da yapıldı. O kutlamalardan biri Ankara Tandoğan Meydanı'ndaydı. Meydanda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da vardı. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhuriyet'in 90. yılında diktatörlük özlemleri ve bölücü tehlikeyle karşı karşıya olduğunu savundu. Her şeye rağmen bu değer yıkılmayacaktır dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet'in 90. yılı nedeniyle Türkiye'de ilk olan canlı tarih sahnesine hizmete açtı. Canlı tarih sahnesinde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'nün yarı android figürleri kendi ses ve hareketleriyle yakın tarihi anlatıyor. Milletin sevgileri, hayırlı ve faydalı çalışmalarınızda daima sizinle beraberdir. Biz tek mesele de bir teklif yaptık. Eskişehir'de Cumhuriyet tarihi canlandı. Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin canlı tarih sahnesi adına verdiği müzede yarı android figürleriyle, yani kendi ses ve hareketleriyle yakın tarihi anlatıyor. Canlı tarih projenin mimarı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen. Geçmişi, özellikle de yakın tarihini memleketinin bilmeyenlerin geleceği sağlıklı kurabileceklerinden de daima şüphe etmişimdir. Bu nedenle Eskişehir için yeni bir proje geliştirirken aklıma bu geldi. Buna bir çözüm bulmalıydık. Kısa bir ara verelim, aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir aranın ardından yayınımıza devam edelim. Dün Suriye sınırı çatışma sesleriyle yankılandı. Ceylanpınarı ilçesine peş peşe iki havan topu mermisi isabet etti. Bir kişi yaralandı. Spordan gelişmelerle devam edeceğiz ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım 3 Kasım'daki seçim öncesi kongre üyelerine hitaben bir kitap hazırlattı. Yıldırım çarpıcı ifadelere kullandığı yazısında seçimi 3 Temmuz hesaplaşması olarak niteledi. Soğuk antrenmanda sakatlandı. İkili mücadele sırasında kaşı açılan Senegalli oyuncuya dikiş atıldı. Antrenman öncesi Fenerbahçeli futbolcular Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Şimdi de ekonomi cephesine bakalım. Spordan gelişmeleri paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle pazartesi yarım gün işlem gören piyasalarda sakin seyir hakimdi. Borsa İstanbul Avrupa borsalarına paralel %0,37 yükselerek 79.565 puandan kapandı. Evet, ekonomideki rakamları da paylaştık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Saat başında birlikteyiz. Ve gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Milliyet gazetesiyle turumuza başlıyoruz. 150 yıllık hayal ve Cumhuriyet Bayramı'nın görkemli kutlanışı, tüm yurtta kurtlanışı gazetelerin ilk sayfalarında yer alıyor. En güzel hediye demiş, Cumhuriyet'in 90. yaş gününde görkemli açılışı için 150 yıllık hayal gerçekleşti. İstanbul tarihi günlerinden birini yaşadığı iki kıtayı boğazın altından bağlayan Marmaray dün resmen açılırken ilk geçişte Batmanlı Cumhurbaşkanı Gül yaptı diyor haberin başında. Ve devam ediyoruz. Devletin zirvesini buluşturan törende Japonya Başbakanı Abe, Somali Cumhurbaşkanı Mahmut ve Romanya Başkanı Ponta ile 8 ülkeden 9 konuk bakan katıldı. Ve ilk resmi sefer için trene binen ilk isim Cumhurbaşkanı oldu. Üsküdar'dan Yenikapı'ya yolculuk Gül'ün batmanlığında yapıldı. İstanbul Boğazı'nın altında demiryolu fikri ilk 1860'da Sultan Abdülmecit tarafından ortaya atıldı. Ve ilk resmi sefer dün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından da yapıldı. Ve devam ediyoruz. En güzel hediyenin ardından bir süre sonra beni bulamayabilirsiniz diyor Orgeneral Özel'den. İstifa çağrılarına yanıt geldi. Cumhurbaşkanı Gül'ün köşkte verdiği 29 Ekim resepsiyonuna Genelkurmay Başkanı Özel'in sözleri damga vurdu. Balyoz kararlarından sonra istifa çağrıları yapılan Özel, beni hedef tahtasına oturtursanız ben de insanım, bir süre sonra beni de bulamayabilirsiniz. Marjinal grupların istifa çağrılarına bakmam, istifa onurlu ve kişisel bir iştir. Öyle Ahmet Mehmet istedi diye ben istifa etmem, buraya elimi taşın altına koyarak geldim diyor. Orgeneral Özel'den istifa çağrılarına yanıt bu şekilde geldi. Ve kayıp kızların kemiği bulundu. Tekirdağ'da 6 yıl önce üniversiteye giriş sınavı öncesi eğlenmek için evden çıkan ve bir daha izlerine rastlanamayan Meral Yapıcı'yla Nefise Kıra'nın sahilde gömülmüş kemikleri bulundu. Meral Yapıcı'nın dedesine ait aynı bölgedeki bağ evinin duvarlarında silinmiş kan izlerine rastlanırken kemiklere yapılan DNA incelemesi kimlikleri doğruladı. Polis şimdi katili arıyor.
Ve CHP türbana direnmeyecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün partisinin Yezi Kadın milletvekilini genel merkeze çağırarak AK Partililerin meclise başörtüsüyle gelmesi halinde karşı izlenecek yöntemi anlattı. Merve Kavakçı örneğini hatırlatan Kılıçdaroğlu partisinin başörtüsüne direnmemesi gerektiğini söyleyerek o görüntüler bir daha yaşanmayacak. Bizim parlamentoya saygımız var ve bu AKP'nin gündemini değiştirmeye yönelik bir hamlesi, bir seçim yatırımıdır. Bu iki yüzlülüğü deşifre edeceğiz. Ekmeklerine yağ sürmeyeceğiz açıklaması yaptı Kılıçdaroğlu. Ve devam ediyoruz. En pahalı tablo yuvaya dönüyor. Çağdaş Türk resminin en önemli isimlerinden Zeyd'in Wreck of the Atom and Vegetal Life tablosu Dubai'de 5.4 milyon liraya bir Türk'e satıldı. Uzun yıllardır Ürdün'de bulunan eser Türkiye'ye dönecek artık diyor. Ve Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Cumhuriyeti taçlandırdık Marmaray'da. Marmaray'la Başbakan Erdoğan Asrın projesini açtı. Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıl dönümü Marmaray'la taçlandı diyor gazete ve görkemli bir açılış oldu. İki kıtayı birleştiren Marmaray, Üsküdar'da binlerce İstanbullunun alkışları arasında Diyanet İşleri Başkanı Görmez'in duasının ardından kurdele kesilerek hizmete girdi. Ve başörtüsü siyasetin bileceği bir konu. Cumhurbaşkanı Gül, Cumhuriyet resepsiyonunda tarihi mesajlar verdi. Bizi cendereye sokan laiklik anlayışından uzaklaşıldı. Başörtüsünde eski anlayışın değişmesinde CHP'nin de katkısı oldu. Başörtüsü için meclis iş düzünde engel yok. Siyasetin bileceği bir konu dedi. Ve İstanbul Boğazı'nda muhteşem bir gösteri vardı dün akşam. Cumhuriyet'in 90. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek, ses ve ışık gösterileri yapıldı. Başbakan Erdoğan muhteşem gösteriyi Japonya ve Romanya başbakanlarıyla birlikte takip etti. Ve devam ediyoruz. Gül hükümetten Türkiye'ye hediye. Cumhurbaşkanı Gül Marmaray'ın açılışında konuştu ve çok büyük bir mühendislik harikası dedi. Bu projelerle hep beraber gurur duyacağız. Bu istikrar ve huzur sürdükçe millete yenileri sunulacak. Hükümet bu anlamlı günde çok büyük bir hediyeyi Türkiye'ye verdi dedi. Ve Japonya Başbakanı Abe ise Marmaray'ın dünyada örneği yok. Herkes başarınızdan söz ediyor. Gelin şimdi Tokyo'dan kalkıp İstanbul'dan geçip Londra'ya uzanan hızlı trenin hayalini birlikte kuralım dedi Japonya Başbakanı Shinzo Abe. Ve Sabah gazetesinin ardından Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Hitisler İstanbul'da Küçükçekmece Göl Havzası'ndaki arkeolojik kazılarda Avrupa kıtasında ilk kez Huri yani erken Hitit izine rastlandı. Arkeoloji dünyasına göre bu son yılların en önemli keşfi. Ve Yenikapı'daki Neolitik dönem bulgularından sonra bu kazıda Hitit izi bulundu ve Kültür Bakanı Ömer Çelik İstanbul'un aydınlanmayı bekleyen bir dönemini ortaya çıkıyoruz dedi. Arkeolojide 100 yılın keşfi olarak değerlendirildi. Ve Yeni Şafak gazetesi Yeni Türkiye'nin simgesi Marmaray hizmete girdi. Tarih yazdık diyor. Türkiye Cumhuriyet'in 90. yılında Avrupa ve Asya'yı denizin altından birleştirerek bir tarih yazdı. 154 yıllık hayal gerçeğe dönüştü. Londra-Pekin arası demir ipek yoluyla bağlandı. İlk seferi Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Ve dünya medyası ise bu tarihi açılışı flash olarak geçti. Brezilya'dan Çin'e kadar dünya medyası Marmaray'ın açılışını birinci haber olarak geçti. Reuters, Londra ile Pekin'i birbirine bağlayan proje ifadesini kullandı. İngiliz BBC ise haberi 150 yıllık bir rüya gerçek olduğu başlığını kullandı. Çin medyası da açılış haberlerini yoğun şekilde işledi. Ve devam ediyoruz bir başka gazetemizde Yeni Şafak gazetesinin ardından. Evet Habertürk gazetesine de bakacağız. Türkiye'nin gururu diyor 1,5 asırlık hayal Cumhuriyet'in 90. yaşında gerçek oldu. Ve 15 gün bedava olacak kurdele kesiminde Cumhurbaşkanı Gül Asrın projesi için bir iyilik düşünüyor musunuz diye sorunca Başbakan Erdoğan ise 15 gün ücretsiz yapalım dedi. İlk seferi devletin zirvesi yaptı ve bugünden itibaren de halka açılıyor. Ve Türkiye 29 Ekim'i büyük bir coşkuyla kutladı. Kurucuya teşekkürler diyor haberin başlığında. Anıtkabir töreniyle başladı ve köşkte resepsiyonla sona erdi. Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu tokalaşmadı. Resepsiyona Emine Erdoğan AKM'deki açık hava töreninde de ilk kez katıldı. Ve Habertürk gazetesinin öne çıkardığı bir başka haber,
İstediler diye istifa etmem köşteki resepsiyona Özel'in sözleri damgasını vurdu demiştik. Yine Özel'in açıklamaları, Genelkurmay Başkanı Özel'in açıklamaları Habertürk gazetesinin de ilk sayfasında. Ben silahlı kuvvetleri siyasallaştırmamak için çabalıyorum. Ahmet Mehmet istedi diye istifa etmem diyor. Ve bir sonraki gazeteye geçeceğiz ama geç evliliğe para yok. 10 bin liralık. Çeyiz parasına yaş sınırı geldi artık. Lise 24, üniversite mezunu 26 yaşından sonra alamayacak. Geç evliliğe para yok diyor. Dün de bunu haber olarak paylaşmıştık gazeteler manşetlerinde. Ve Cumhuriyet Gazetesi ile turumuzu noktalayacağız. Halk 90 yıl gururunu alanlarda yaşadığı her yer Cumhuriyet diyor. Resmi törenlerin dışında İstanbul ve İzmir başta olmak üzere tüm Türkiye'de yürüyüşler, fener alayları ve konserler düzenlendi. Yurttaşlar Atatürk ve devrimlerinin kuruyucusu olduğunu bir kez daha haykırdı diyor. Evet, gazete manşetlerini paylaştık. Paylaşmaya da devam edeceğiz. Hava durumunun ayrıntılarına bakalım. İstanbul Boğazı'nda bugün de pus etkili, rüzgar zayıf, sıcaklık 22 derece, yarınsa rüzgar kuvvetli ve serin esecek. Ankara'da gece ve gündüz sıcaklık farkı arttı. Gün ortası 22 derece olan sıcaklık gece 4 derece inecek. İzmir'de ise rüzgar zayıf estiğinden Körfez'de gün boyu yoğun pus oluşacak ama sıcaklık 24 derece. Kısa bir ara verdik ve devam ediyoruz. Haber özetleri var ilk sırada. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Yargıtay'ın balyoz kararları üzerinden kendisine yönelik istifa çağrıları ile ilgili ilk kez konuştu. Dün akşam Çankaya Köşkü'ndeki Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda konuşan Özel, Zaman Gazetesi'nden Turan Halkı'nın yazısına bakacağız şimdi. Halkı'nın yazısının başlığı sırtım açık kalınca. Meclis Başkanı Cemil Bey endam aynasında rakına son kere göz atıp beyaz papyon kravatını düzelttikten sonra ve meclise başörtülü olarak gelmeye hazırlanan AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Sevde Bayazıt Kaçar başörtüsü kararının gerekçelerini anlattı. Kaçar başörtüsü taktığı için meclise tepki görmeyeceği görüşünde. NTV Meteoroloji Editörü Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur tekrar bizlerle birlikte yayınımızın sonunda ve hoş geldiniz diyelim. Merhaba, Sayın Abur. Avrupa'nın kuzey ve batısında etkili olan fırtınadan bahsettik az önce. Evet. Çok can kaybı yaşanıyor ve bu fırtına daha kaç gün sürecek ve oradaki hava koşullarını tabii biraz daha doğuya doğru fırtına ilerlemesini sürdürüyor şu an itibariyle. Ama biraz doğuya doğru kayacak ama İspanya'da falan yok zaten, Fransa'da yok. Ama Belçika, Hollanda ve Almanya'nın kuzey kesimlerinde etkisini sürdürmeye bugün ve yarın da devam edecek. Hı. Biraz zayıflamış olsa da. Evet, Avrupa'da kuvvetli fırtına ki İzlanda alçak. Gökhan Abur'a teşekkür ediyoruz. Yarın sabah tekrar bizlerle birlikte olacak. Biz de yayınımızı noktalayalım. Saat başında Erhan Ertürk Haber Merkezi kuşağıyla ekranlarınızda olacak. Yarın sabahta da görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.